Merhabalar, ben Gizem Şeber, diyetisyen ve yaşam koçuyum. Bugün size hem kendimden bahsetmek istiyorum hem de diyetisyen olmak isteyenlere ilham kaynağı olabilmek için birkaç püf noktasından bahsetmek istiyorum. Çocukluğumdan beri gıda ile ilgili bir meslek yapmak istiyordum. O nedenle de aslında lise yıllarında gıda mühendisi ya da diyetisyenlik tercihi yapmayı düşünüyordum. Fakat o dönemler bu iki meslek de çok bilinmediğinden ötürü aslında çevremden çok fazla destek göremedim üniversitede seçim yaparken. Aslında bu noktada bence herkes gerçekten hayalinin peşinden koşmalı. Çünkü bir ömür yapacağınız bir şeye eğer ilgi duymuyorsanız hayat çok zor ilerleyebilir. Ondan sonra tercih yaptım. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazandım. Ve gerçekten aşkla okuduğum için de 3.69 ortalamayla yaklaşık 4 sene içinde okulumdan 4.lükle mezun oldum. Ve aynı zamanda Avrupa Birliği bursu olan Erasmus'u ilk kazanan öğrencilerden biri olarak da eğitimin bir kısmını Oxford Brookes Üniversitesi'nde tamamladım. Tabii ki üniversite yılları insanın kendine çok şey kattığı yıllar ve aslında eğer diyetisyen olmak istiyorsanız temelinin gerçekten üniversite eğitimiyle atıldığı ortada. Çünkü sağlıkla ilgili birçok ders alıyoruz, psikolojiyle ilgili birçok ders alıyoruz. Bunun yanı sıra işletme, antropoloji gibi aslında hayatın çok içinde olan bilim dalları ile ilgili de dersler alıyoruz. Sonrasında İstanbul'a taşındım ve yaklaşık 6 ay özel bir diyet merkezinde diyetisyen olarak çalıştım. Ondan sonrasında 2 sene Alman Hastanesi'nin beslenme ve diyet koordinatörlüğünü yürüttüm. Fakat bir an geliyor, gerçekten artık kendi işimi yapmalıyım dediğiniz noktaya geliyorsunuz. O an geldiğinde de gerçekten 2 sene yaklaşık günde 10 saatten haftada 6 gün çalışarak oluşturduğum sermayemle kendi ofisimi açtım. Yaklaşık 2010 senesinden beri de gayet mutlu bir şekilde bu işi sürdürüyorum. Bireysel ve kurumsal danışmanlıklar veriyorum. Bireysel danışmanlıkta özellikle zayıflama, kilo alma, hastalıklarda diyet tedavisi konusunda çalışıyorum. Bunun dışında kurumsal firmalara da gene beslenme danışmanlığı ya da medya içerik oluşturma, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında danışmanlık hizmetleri veriyorum. Çok keyifli bir iş hayatım oldu hep. Çünkü hem çocuklara beslenme eğitimi verebildiğim, hem yetişkinlerle beslenme programı düzenleme şansım oldu. Her zaman yazı yazmayı çok sevmişimdir. Gazetelere, dergilere yazma imkanım oldu. O yüzden bence diyetisyenlik yemek hayatımızın her alanında olduğu için, beslenme hayatımızın her alanında olduğu için aslında her yere eli uzanabilecek bir meslek ve benim mesleğime dair en sevdiğim de aslında bu. Bunun dışında zaman içerisinde danışan gördükçe beslenmenin sadece sağlıkla ilgili olmadığını, yani fizyoloji ya da anatomiyle ilgili olmadığını, aynı zamanda sosyal hayatımızla ve psikolojimizle çok alakalı olduğunu gördüm. Ve kendimi geliştirebilmek adına da yaşam koçluğu eğitimi aldım ve mesleğimi bununla biraz daha zenginleştirebildiğimi düşünüyorum. Yaşam koçluğu eğitici eğitimi, gestalt eğitimi, psikoloji eğitimleriyle devam ediyor süreç. Hala da eğitim almaya devam ediyorum. Çünkü bizim işimiz eskiyen ya da kenara çekilip oturulacak bir meslek değil kesinlikle. İnsan sürekli değiştiği için sizin de sürekli bilgilerinizi güncellemeniz gerekiyor. Bu nedenle de bence diyetisyen olmak isteyenler kesinlikle hayatın içinde olmayı seven insanlar olmalı. İnsanı seven insanlar olmalı. Çünkü eğer İnsancıl değilseniz, cana yakın değilseniz, empati kurma konusunda problem yaşayan biriyseniz bu işi yapmanız gerçekten sizin için sıkıcı olabilir. Ama eğer bu özelliklere sahipseniz hiç çalışıyor gibi hissetmeyeceğinize eminim. Aslında diyetisyenlik mesleği ülkemizde ne yazık ki tam olarak bilinmiyor. Çünkü genelde biz zayıflatma programlarıyla eşgüdümlü gibi görüyoruz. Oysa ki diyetisyenlik çok büyük bir perspektifte çalışabilen bir meslek grubu. Birincisi kesinlikle sağlıklı beslenme programı ve hastalıklarda diyet tedavisini uygulayabilecek tek yetkin meslek grubu diyetisyenlik. Bunun dışında kilo verme, hastalıklarda diyet tedavisi, yemek yapan kurumlarda hijyen ve sanitasyona uygun bir şekilde yemeklerin üretimi, kalori hesapları, yine büyük kuruluşlarda düzenlenecek kampanyalarda, sağlık kampanyalarında içerik oluşturma, bunun dışında PR ajanslarında basın bülteni hazırlama, yani aslında hayatın her alanında olan bir meslek.
Bu yüzden sadece zayıflamayla sınırlı tanınması açıkçası beni çok üzen bir konu. Bugün onkoloji diyetisyenliği, kanser hastalarında beslenme tedavisini düzenleyen ya da diyaliz diyetisyenliği, böbrek hastalıklarında beslenme tedavisi düzenleyen birçok alanımız var. Yine sporcu beslenmesi son yıllarda çok önem kazanan bir konu. Ve futbol takımlarında da artık diyetisyenler futbolcuların beslenme programını oluşturmak üzere çalışıyorlar. Bu nedenle çok kısıtlı bir alan gibi ya da sadece hastanelerde çalışılan bir iş gibi görülmesini istemiyorum. Eğer ki gerçekten bu işe aşkla tutunursanız çok kolay ve mutlu bir şekilde hayatınızı idame ettirip dediğim gibi hiçbir şekilde çalışmış hissetmeden birçok insanla tanışma şansı yakalayabilirsiniz. Diyetisyen olmaya karar verdikten sonra aslında ilk yapılması gereken şey sayısal bölümün seçilmesi. Çünkü bütün beslenme ve diyetetik bölümleri üniversite sınavında sayısal bölümden öğrenci alıyor. Daha sonrasında devlet üniversitesi ya da özel üniversitede yer alan beslenme diyetetik bölümlerinden biri seçilebilir. Fakat burada önemli bir nokta var okul seçiminde. Eskiden çok daha az bölüm varken tercih yapmak çok daha kolaydı. Fakat bölüm sayısı çoğaldıkça diyetisyenlik mesleğinde eğitim kalitesiyle ilgili sorgulanması gereken bazı noktalar oluştu. O nedenle mutlaka tercih yaparken tercih yapacağınız okulun staj imkanlarını ve akademik kadrosunu değerlendirerek tercih yapmanız önemli. 4 senelik bir lisans programından sonra diyetisyen unvanı alarak mezun oluyoruz. Daha sonrasında hemen diyetisyen olarak çalışmaya da başlayabiliyoruz. Yani klinikte çalışmamız için herhangi başka bir eğitim almamıza ya da yüksek lisansınızı tamamlamamıza gerek yok. Fakat uzmanlığınızı yaparsanız yüksek lisansınızı artık uzman diyetisyen unvanını kullanabiliyorsunuz. Hastaneler, yemek yapan her türlü kuruluş, bunun dışında Sağlık Bakanlığı, Sağlık Teşkilatı'na dair kuruluşlar, gene büyük firmalar, bankalar, PR şirketleri, bazı gıda üreten bildiğimiz endüstriyel kurumlar ve kuruluşlar hepsi diyetisyen çalıştırıyor. Önemli olan burada aslında niye ilgi duyduğumuz. Çünkü klinik hasta eğer gerçekten sağlık alanında çalışmak istiyorsanız bir hastanede çalışıp yatan hastalarla ilgilenmeniz de mümkün. Ama biraz daha aktif bir hayat tarzını seviyorsanız dışarıda spor koçlarıyla beraber program düzenlemeniz de mümkün. Biraz daha yazı yazmayı, televizyonda olmayı, kameraları seviyorsanız yine bu tarz programlarda yer almanız, sunucu olmanız da mümkün. Yani aslında hayal gücünüzün genişliğine bağlı burası. Biriyle çalışmayı da tercih edebilirsiniz maaşlı olarak. Kendi ofisinizi de açabilirsiniz. Yalnız benim genel tavsiyem ofisinizi açmadan önce belirli bir deneyim elde etmeniz. Çünkü ne kadar danışana dokunursak, ne kadar danışanın hayatında var olursak aslında işimiz o kadar ilerliyor edindiğimiz tecrübeyle birlikte. O nedenle mezun olduğunuz gibi ofis açmak size çok tatminkar bir iş hayatı ya da kariyer getirmeyebilir. Mutlaka bir iki sene hastanede ya da çalışmak istediğiniz, özelleşmek istediğiniz konuda bir kurumda çalışmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Eğer artık kendi ofisinizi açmaya karar verirseniz o zaman belirli bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Çünkü danışanları takip ederken kullandığınız beden bileşim analiz cihazları var. Vücuda belirli bir elektrik akımı vererek vücudun yağ, kas oranını, bunun dışında vücut yaşını, metabolizma yaşını, metabolizma hızını gösteren cihazlar ve bunun dışında gene yağ oranlarını kilogram olarak belirleyebilmek için kullandığımız kaliperler var ve bunların ücretleri yaklaşık 4000 Euro'dan 12000 Euro'ya kadar uzuyor cihazın özelliğine göre. Onun dışında tabii ki ofisinizi açmayı düşündüğünüz hedef kitleye uygun semtte tutacağınız ofisin kirası, matbaa ve muhasebe hizmetleri, asistan hizmetleri, bunların hepsinin ücretini hesaplamanız gerekiyor. O nedenle günümüz koşullarında İstanbul'da herhangi bir diyetisyen ofisi açmak istiyorsanız en az 30 bin ile 40 bin arasında bir sermayeniz olması gerekiyor. Diyetisyen olmanın en sevdiğim yanı insanlarla sürekli birlikte olmak, insanların hayatına dahil olmak, insanlara dokunabilmek. Çünkü sürekli sohbet eder gibi bir işiniz var ve bence bu çok keyifli bir şey. Ve çok farklı insan gruplarıyla, çok farklı sosyoekonomik koşullarda, farklı büyümüş kişilerle tanışma, farklı ırktan kökenden kişilerle tanışma şansınız oluyor. Bunun dışında kurumlara girip çıktığınızda aslında hem bireysel hem de birileriyle birlikte çalışma, ekip çalışması yaşama şansınız oluyor.
Bu nedenle aslında insanlarla zaman geçirmeyi seven herkes için bence diyetisyenlik çok uygun bir meslek. Bunun dışında aslında her ortama dahil olabilmek, her sohbetin içinde var olabilmek, insanların size merak ederek sorular sorması, bunun dışında aslında sağlık personeli olduğunuz halde her an yazı yazma, röportaja katılma imkanlarınızın olması bence hayata ciddi anlamda renk katan şeyler. Tabii ki işte olduğu gibi diyetisyenliğin de zor tarafları var. Birincisi eğer başlarken de kendi ofisinizi çalıştırmak istiyorsanız ve sermayeniz yoksa öncelikle çok çalışmanız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar fazla danışanla temas etme ve mümkün olduğu kadar para biriktirmeniz gerekiyor. Eğer o basamağı açtıysanız daha kolay zorluklarla karşılaşıyorsunuz aslında. Günümüz teknolojisinde artık insanların birbirine ulaşılabilirliği çok kolaylaştığı için sosyal medya ve diğer araçlarla olumsuz zamanlarda ya da uygunsuz zamanlarda soru gelme ihtimali ya da uzun mesai saatleri ya da bizim çalıştığımız grubun bir kısmının psikolojik sorunları ya da depresyon ya da çöküntü haliyle gelmesiyle size birazcık negatif enerji yüklemeleri gibi olumsuzluklar olabiliyor. Ama bu olumsuzluklar aslında verdiği mutluluğun yanında o kadar küçük ki görmezden gelerek aslında işinizi severek yapmaya devam ediyorsunuz. Eğer mezun olduktan sonra direkt ofis hayatıyla işe başlıyorsanız ve aileden gelme bir network'ünüz ve güçlü bağlantılarınız yoksa ilk tecrübe edinmeniz oldukça zorlayıcı olabilir. O yüzden bizim her zaman tavsiye ettiğimiz şey başta bir hastanede ya da sağlık kurumunda diğer sağlık personeliyle beraber ekip çalışmasını da öğrenerek belli bir danışan portföyü edindikten sonra aslında ofis açmak. Bunun dışında danışan sayınızın artması ya da danışanlarınızın sizi severek, size bağlılık duyarak size devam etmelerinin yolu aslında birincisi dürüst olmaktan ve işi manipüle etmemekten geçiyor. Bunun dışında empati kurabilmeniz çok önemli çünkü beslenmeyi etkileyen çok fazla faktör var. Kişilerin sosyal çevresi, yaşam koşulları, çalışma koşulları, seyahat düzenleri, yoğun iş hayatı, çocukları, dinleri, dilleri hepsi beslenmeyi etkileyen faktörler olduğu için eğer bunlarla ilgili ayrıntılı bilginiz yoksa ya da bu konuda empati kuramıyorsanız danışan bağlılığını sağlamanız zor. Yine sürekli kendinizi güncellemeniz gereken bir meslek. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 60-80 yıldır uygulanıyor. Dünyada da Amerika'da hala bilimsel çalışmalar beslenme üzerine sürekli devam ediyor. Mezun olduğunuz bilgilerle kalırsanız beslenme sürekli kendini güncelleyen bir bilim dalı olduğu için eskide kalırsınız yani mazide kalırsınız. Mutlu bir şekilde işinize devam etmek için ve danışanlarınızla kolay iletişim kurabilmek için mutlaka güncel verileri özellikle Türkiye Diyetisyenler Derneği'nin, Amerika Diyetisyenler Derneği'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlarını takip etmeniz gerekiyor. Ne kadar güncel olursanız şu anda medyada konuşulan beslenme bilgileriyle ilgili ne kadar doğru bilgilere sahip olursanız o kadar güven kazanırsınız. Diyetisyenlik aslında tamamen güven üzerine kurulu ve insanların size kendilerini teslim ettiği bir meslek. O yüzden etik ilkelere uymak çok önemli. Ve daha fazlasını kazanmak adına maddi anlamda atabileceğiniz yanlış adımlar aslında yüzünüzle bir iş yaptığınız için uzun dönemde çok fazla şey kaybettirebilir. O nedenle ağır adımlarla ilerlemek, sağlam adımlarla ilerlemek her zaman için uzun vadede hem maddi hem manevi anlamda daha fazla kazanç sağlar. Gelir düzeyinin ben her zaman çok göreceli bir kavram olduğunu düşünmüşümdür. Çünkü kimin ne kadar kazanarak mutlu olabileceğini hiçbir zaman bilemeyiz. Hani çok kazanan bir insan da işini sevmiyorsa eğer o parayla da mutlu olmayabilir. Ama genel olarak kendi ofisinizi açtıktan sonra hayatınızı rahat bir şekilde idame ettirebilmek için en az 6 ay, en fazla 2-3 sene arasında çok çalışmaya, sürekli üretmeye, gerekli kullanılabilecek etik reklam kanallarını kullanarak kendinizin tanıtımını sağlamaya devam etmek durumundasınız.
Bence bir diyetisyeni başarılı kılan şeylerin ilki aslında ne sevdiğini bilmesi. Eğer neyi sevdiğinizi biliyorsanız bu alanda, yani mutfakta aşçılarla birlikte bir şeyler üretmek mi sizi mutlu ediyor, yoksa kendi ofisinizde danışanlarla beraber onların hayatını değiştirmek mi mutlu ediyor, çok büyük bir endüstriyel firmada yeni diyet bir ürün tasarlamak mı mutlu ediyor, ona karar vermek gerekiyor. Ondan sonra yolunuzu seçtikten sonra bu yolda azimle ilerlemeniz lazım. Benim seçtiğim yol yaşam koçluğu ve psikoloji bilimleriydi. Çünkü ben sürekli ofiste danışan gördüğüm için gördüm ki insanların duygusal yemeleri, stres durumunda, yorgunluk durumunda, mutluluk durumunda, hiç fark etmiyor, duygu durumlarına göre beslenmelerinin ne kadar değiştiğini, ne kadar etkilendiğini fark ettikten sonra bu alana yönlendim. Açıkçası bence bir diyetisyenin başarılı olması için psikoloji ve sosyolojiyi çok iyi bilmesi gerekiyor. Ve sürekli de kendini bu konuda geliştirmesi gerekiyor. Yaptığımız işin %50'si maddesel, ölçekli, kalorili hesaplamaya ve hesap makinesine dayalı olsa da aslında geri kalan %50'si tamamen mana ve insanın beyninin içine bağlı. Ve yaptığımız iş kişinin motivasyonunu yüksek tutmakla çok yakından alakalı. Ve bu nedenle kişi iç motivasyon mu, dış motivasyon mu, kişilik tipi nedir, karakter tipi nedir anlayabilmek ve anladığı onun karakter tipine göre onunla empati kurabilmek, çözüm önerileri geliştirebilmek işin en has püf noktası. Ancak bu şekilde danışan bağlılığı, danışan sayısının artması, kurumunuzun daha güvenilir bir kurum olması mümkün. Genelde de ofis çalışanlarında, kendi ofisini çalıştıran diyetisyenlerde gelen danışanlar tavsiye veya kullanılabilecek etik reklam kaynaklarından gelir. Tavsiye eğer siz işinizi iyi yaparsanız, eğer o kişi sadece haşlanmış brokoli yiyerek zayıflamadıysa sizinle, özel günlerinde şarabını içerek, canı çok tatlı istediğinde çikolatasını yiyerek kilo verdiyse ya da eğer o kişi zevklerinden minimum ödün vererek kolesterolünü düşürdüyse, o kişi 10 kilo kaybettikten sonra hipertansiyonsa ve tansiyon ilacı kesildiyse, bu insanın sizi başkasına tavsiye etmemesi zaten imkansız. Çünkü hayatı değişiyor. Bir kadının uzun çizme giyememesi belki bunu yapabilen bir insan için çok büyük bir dert değil ya da bir erkeğin eğildiğinde ayakkabısını kendi bağlayamıyor olması çok büyük bir dert gibi gözükmüyor belki bizlere ama gerçekten çok büyük sıkıntılar. Bunlar çözüldüğünde ve kişi kilosunu sabitleyebildiğinde, kişi kolesterolünü düşürdüğünde, şekerini sabitleyebildiğinde, artık hipoglisemiye girip yollarda bayılmadığında zaten o mutluluk, sizin yaşadığınız mutluluk, has, keyif, tatmin duygusu ve onun size önermesi birbirini takip eden işler. Genelde de zaten danışan portföyünün %50'si tavsiyeyle oluşur. Fakat tabii ki artık nesil değiştiriyoruz. Y kuşağından Z kuşağına geçmek üzereyiz. Hatta geçtik. Bu nedenle de dünya değişiyor. Dünyaya da adapte olmamız gerekiyor bir yandan. Çünkü dediğim gibi eski nesilde kalırsak, yenilikleri takip etmezsek mazide kalırız. Ve bugünün en önemli gerçeği artık dijital bir dünyaya adım atmış olmamız. Buna sosyal medya, Facebook, Instagram, YouTube kanalları, diğer kullanılabilecek web sitesi gibi internet kaynakları hepsi dahil aslında. O nedenle burada gerçekten güncel, etik, doğru bilgileri paylaşmak ve bunu düzenli olarak yapmak da aslında tanınabilmenizi arttıran faktörlerden biri. Ama bence en önemlisi kesinlikle her sabah iyi ki bu işi yapıyorum diye kalkmak. Bir işi mutlu ve kolay kılan tek şey bu. Siz sevmeyerek yaklaştıktan sonra bu yaptığınız paylaşımlardan, yazdığınız yazılardan, oluşturduğunuz beslenme programlarından mutlaka belli olacaktır. En önemlisi aşkla çalışmak. Tüm bu izlediklerinizden sonra hayalinizdeki meslek diyetisyenlikse bundan sonraki adımda canlı görüşmek üzere.